Hello friends, and we continue to study present perfect, progressive. Evet, şimdi yakın geçmiş zamanı ve yakın geçmişte sürekliliği işlemeye devam ediyoruz. Şimdi, and we use these already, yet, still, and anymore with this tense, and how and where can we use this? Şimdi bunları nerede, nasıl kullanacağız? Belli zamanlarda. Let's go and have a look at the sentences. Şimdi cümlelere bir bakalım. Buradan yola çıkarak açıklamaya çalışalım. Already. The mail came an hour ago. Posta bir saat önce geldi. The mail is already here. Posta çoktan burada. Bunun anlamı already, çoktan. Ne demek? The idea of already, yani already'nin fikri ya da nasıl kullanılacağı. Something happened before now. Or before this time. Yani şu andan önce ya da şimdiden önce bir şey olmuş onun için. Position. Kullanıldığı yer mid-sentence, cümle ortası. Gördüğünüz gibi cümlenin ortasında kullanıyoruz. Çoktan anlamı. Çoktan anlamı ne demek? Bu zamandan önce ya da şimdiden önce anlamı. Yet. Gelelim buna. I expected the mail an hour ago. Bir saat önce posta bekledim. But it hasn't come yet. Henüz gelmedi. Gördüğünüz gibi gelip gelmemesiyle ilgili durum devam ettiği için present perfect kullandık burada. Burada dikkat ederseniz time expression'den dolayı simple past kullandık. But it hasn't come yet. Henüz gelmedi. Dikkat ederseniz negatif cümleyle kullandık ve sonunda geldi. The idea of yet, yet'in şeyi nedir, kuralı? Something didn't happen before now. Bir şey şu andan önce olmadı. But it may happen in the future. Ancak gelecekte olabilir. Position, yeri neresi? End of sentence, cümlenin sonu. Gördüğünüz gibi olumsuz cümlede kullanıyorum. Bir şeyin henüz daha olmadığını şu zamandan önce. It hasn't come yet. Okay, now still. It was cold yesterday. Dün hava soğuk idi. It is still cold today. Bugün hala soğuk. Still'in anlamı burada hala demek. We still need to wear coats. Hala ceket giymemiz gerekiyor. I could play the violin when I was a child. Şimdi şurası pasta götürdüğü için burası da beni evlilik olarak, muhtetirlik olarak yine geçmişe götürecek. Bu ne demektir? Çocuk iken keman çalabilirdim. Can olsaydı çalabilirim olur. Could olduğu için. Bu, burada past anlamında. Çalabilirdim. I can still play the violin. Hala çalabilirim. Gördüğünüz gibi hala. The mail didn't come an hour ago. Posta bir saat önce gelmedi. The mail still hasn't come. Hala gelmedi. Gördüğünüz gibi bununla şunun anlamı hemen hemen aynı. Evet, burada yet sonda kullanıyorduk. Burada ise gördüğünüz gibi ortada geldi. Şimdi idea of still ne demek? Anlamı. A situation continues to exist from past to the present without change. Yani değişiklik olmaz, olmaksızın herhangi bir durumun geçmişten şimdiye kadarki devam ettiği süreç. Çünkü still dediğine göre herhangi bir değişiklik yok. Hala dediğimize göre. Position, yeri neresi? Mid-sentence, cümlenin ortasında. Daha bir açıklama gelecek büyük ihtimalle. Bazen farklı yerde de olabilir. Gelelim anymore. Anymore ne demek? I lived in Bursa 2 years ago. 2 yıl önce Bursa'da yaşadım. But then, ancak daha sonra. I moved to another city. Başka bir şehre taşındım.
I don't live in Bursa anymore. Artık Bursa'da yaşamıyorum. Bunun anlamı artık demek. Idea of anymore. Past situation does not continue to exist at present. Yani geçmişteki durum artık şu an devam etmiyor. Buradaki durum neydi? Yaşama. Yaşadım, şu an yaşamıyorum. A past situation has changed. Geçmişteki durum değişti. Yaşadım, yaşamadım anlamı. Yaşamıyorum. Anymore has the same meaning as any longer. Şimdi any longer da görürseniz aynı anlama geliyor. Anymore'un position'i neresi? End of sentence. Yet'te olduğu gibi. Evet, çoktan, henüz, tabi negatifle kullanıyoruz. Still, hala, anymore, artık anlamında. Bunları da böylece öğrenmiş olduk. Evet, now, already is used in affirmative sentences. Şimdi burada görüldüğü gibi, already, olumlu cümlelerde kullanılıyor. Yet and anymore are used in negative sentences. Burada olduğu gibi, yet ve anymore, olumsuz cümlelerde kullanılıyor. Still is used in either affirmative or negative sentences. Still yani hala ise hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde kullanılıyor. Açıklama bu şekilde geliyor. Now, we have an exercise in here. It says, complete the sentences with already, yet, still, or anymore. Şimdi bunları kullanarak cümleleri tamamlamaya çalışalım. But first pause the video and then try to do or to complete the sentences by yourself. Siz kendiniz cevaplamaya çalışın. Number one is done. It's 1 p.m. I'm hungry. Saat 1 öğleden sonra acım. I haven't eaten lunch yet. Henüz öğlen yemeği yemedim. Yememe işi devam ediyor. Geçmişte başlamış. Sürekliliği var. O yüzden ve burada herhangi bir zaman da belirtmediği için zaten present perfect kullanıyorum. Yet olumsuz cümleleri de geliyordu. If you remember, we use yet in negative sentences. Now look at the rest of the sentences and then try to complete the sentences. But pause the video and then check your answers with mine. Okay, number two. It's 1 p.m. I'm not hungry. I've already eaten lunch. Çoktan. I'm not hungry. Eric was hungry, so he ate a cookie a few minutes ago. Eric aç idi. Birkaç dakika önce bir kurabiye yedi. But he's still hungry. Hala aç. So he's going to have another cookie. I used to eat lunch at the cafeteria every day. Her gün kafeteryada öğlen yemeği yerdim. Hatırlarsınız bu kalıbı. But now I bring my lunch to school in a paper bag instead. Ancak şu an onun yerine kağıt torbada okula öğlen yemeğimi getiriyorum. I don't eat at the cafeteria anymore. Artık yemiyorum. Yani bu işi yapmıyorum. Yapıyordum, yapmıyorum. Çünkü farklılık var. I don't have to study tonight. Bu gece de ders çalışmam gerekmiyor. I have already finished all my homework. Tüm ev ödevlerimi bitirdim. Çoktan bitirdim. I started a project for my work yesterday. Dün işimle ilgili bir proje başlattım. But I haven't finished it yet. Henüz bitirmedim. I'll finish it later today and use it for water consumption. Bugün geç vakitlerde bitireceğim ve onu su tüketimiyle ilgili kullanacağım. Evet, su tüketimi de enteresan bir şey. İnsanlar çok su olduğu zaman çok su kullanıyoruz. Hiç farkına varmıyoruz. Su kıtlığı olunca suyun kıymetini biliyoruz. I started a project
for my work yesterday. Dün işimle ilgili bir proje başlattım. I thought about finishing it last night before I went to bed. Dün gece yatağa gitmeden önce onu bitirmeyi düşünüyordum. But I didn't. Ancak yapmadım, bitirmedim. I haven't finished it yet. Henüz bitirmedim. Is Mary still home? Mary hala evde mi? No. But I'm expecting her soon. Ancak onu kısa bir sürede bekliyorum. Is Mary still in class? Class. Mary hala sınıfta mı? Yes, she is. Her class doesn't end until 11:30. Dersi 11:30'a kadar bitmiyor. Has Rob found a new job yet? Rob henüz anlamıyor. Bir iş buldu mu? No, he still works at the bookstore. Hayır, hala kitapçıda çalışıyor. When is your sister going to come to visit you? Kız kardeşin ne zaman seni ziyaret edecek? She's already here. Çoktan burada. She's got here yesterday. Buraya dün geldi. Burada got, buraya geldi, vardı anlamında. Do you still live on Pine Avenue? Hala Pine Avenue'de mi yaşıyorsun? No, I don't live there. Hayır, orada yaşamıyorum. Pardon. No, I don't live there anymore. Artık orada yaşamıyorum. I moved to another apartment closer to school. Okula daha yakın bir apartmanda, başka bir apartmana taşındım. Okay, in this exercise, it says, compare the different meanings of the verb tenses. Fiil zamanlarının farklı anlamlarını diyor, bir karşılaştırın. Identify which sentences express duration. Hangi cümlelerde bir süreklilik var? Bu duration bir süreklilik demek. Yani duration of time, zaman sürekliliği. Bu şimdi olabilir, geçmişte olabilir ya da geçmişte başlamış hala devam ediyor olabilir. Buna bir bakacağız. Let's go and see. Rachel is taking English classes. As you see, there is a duration in here because the action is happening. Görürsen burada bir süreklilik var. Ama şu anki süreklilik. İngilizce dersleri alıyor. Nadia has been taking English classes for 2 months. Again, here is the duration. 2 aydır İngilizce dersleri almakta. Geçmişte başlamış. And the action started in the past and still continuing. Hala devam ediyor. And has been in Jerusalem for 2 years. She likes it there. And Kudüs'te 2 yıldan beri Kudüs'te. Burada da bir duration var. Ama bu duration bunlar gibi süreklilik değil. Böyle pardon. Doğru. Bunda da bir süreklilik var. Geçmişte başlamış. Hala devam ediyor. She likes it there. Orayı seviyor. Sue has been in Jerusalem. Sue, Jerusalem'da bulunmakta. She's also been in Paris. Jerusalem'da bulundu. Paris'te bulundu. She's been in New York. New York'ta bulundu. Tabii bunlar geçmişte yapılmış ama zaman vermediği için present perfect kullanıyoruz. And Tokyo. She's been in lots of cities. Birçok şehirde bulundu. She travels a lot. Çok seyahat eder. Ama gördüğünüz burada bir şurada olduğu gibi bir süreklilik yok. 2 yıldır Kudüs'te. Burada ise farklı şehirlerde bulunmuş. O sürekliliği şu an yok. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Jack has visited his aunt and uncle many times. Jack amcası ve yengesini birçok kere ziyaret etti. Gördüğünüz gibi burada da yani, there is no duration. The action happened in the past many times, but when, we don't know. It's not continuing. Şu an devam etmiyor. Matt has been visiting his aunt and uncle for the last 3 years. Matt son 3 yıldır
amcası ve teyze, hala, pardon, amcası ve yengesini ziyaret etmekte. And here there is a duration. Burada bir süreklilik var. Jack is talking on the phone. Here is the duration. Şu an konuşuyor. Now that means. Jen talks on the phone a lot. Çok konuşur. But there is no duration. Genel yaptığı bir iş. Jack has been talking to his boss on the phone for half an hour. Jack telefonda yarım saattir patronuyla konuşmakta. Here is the duration. Started in the past and still continuing. Jack has talked to his boss on the phone lots of times. But there is no duration. Çok kere telefonda Jack patronuyla konuştu. But no duration. Burada bir süreklilik yok. Mr. Woods walks his dog in Forest Park every day. Mr. Woods, Forest Park'ta her gün köpeğini yürümeye çıkarır ya da yürütür. But there is no duration. This is general. His habitual action. Sürekli genel olarak yaptığı iş. Mr. Woods walked his dog in the Forest Park 5 times last week. Geçen hafta Mr. Wood köpeğini Forest Park'ta 5 kere yürümeye çıkardı. Again, there is no duration. Bir süreklilik yok. Mr. Wood is walking his dog in Forest Park right now. Mr. Wood, Forest Park'ta şu an köpeğini yürümeye çıkarıyor. Çıkarıyor şu an. Yani yürütüyor. There is duration. Burada bir süreklilik var. Mr. Woods has been walking his dog in Forest Park since 2 o'clock. Mr. Woods, Forest Park'ta saat 2'den beri köpeğini yürütmekte ya da gezdirmekte. See, and here also there is a duration. Gördüğünüz gibi süreklilik ve süreklilik olmama bu şekilde görmüş olduk. Okay, now in this exercise it says make sentences about your life using the given time expressions. Şimdi burada zamanları kullanarak kendi hayatımızdan örnekler vereceğiz. Yani doğru olur olmaz, o size bağlı. Use the simple past, present perfect or present perfect progressive. Şimdi bu zamanları kullanarak simple past, present perfect or present perfect progressive tenses. Bunları kullanacağız. And there is an example in here. Burada bir örnek var. For the last 2 weeks, this is the time. The sentence, I've had a cold for the last 2 weeks. Son 2 haftadan beri soğuk algınlığım var derken. Now look at these time expressions and then try to make sentences about your own life. Kendi hayatınızla ilgili cümleler oluşturmaya çalışın. Şimdi ben yapacağım, tabi bunlar bana göre. Yani I'll make sentences and that's totally, I mean, for me. So, I mean, the everybody's answer will be different. Okay, now, these are my sentences. As I told you before, and everybody's answer will be different. I've been wearing glasses since I was a child. Yani çocukluktan beri gözlük kullanmaktayım. Since olduğu için present perfect, progressive. I've known Jackie for a long time. Uzun süredir Jackie'yi bilmekteyim, tanımaktayım. I went to Cairo 2 years ago. 2 years ago, time is clear. So simple past, burada belli bir vakit olduğu için simple past kullanıyorum. Gittim Kahire'ye, 2 yıl önce gittim. I haven't had drunk coffee so far today. So far, şimdiye kadar demek. Yani bugün şimdiye kadar kahve içmedim. Geçmişte başlıyor, devam eden olay var şimdiye kadar. I have met a lot of interesting people many times in my life. Hayatımda birçok kereler birçok ilginç insanla karşılaştım.
Gördüğünüz gibi. Present perfect. Again, there is no time. Herhangi bir specific, belirli bir zaman yok. Burada 2 years ago'da olduğu gibi. So, present perfect. I've never been in Singapore. Singapur'da hiç bulunmadım. It has been raining since last Tuesday. Geçen salıdan beri yağmur yağmakta. Started and still continuing. I have lived here for a number of years. Birçok yıldır burada yaşadım. Burada I have been living de olur. Her ikisi de doğru. Ama ben I have lived aldım. Normalde en iyisi I have been living. Bu daha güzel. I lost one of my friends a week ago today. Geçen hafta bugün arkadaşlarımdan birini kaybettim. Yani vefat etti. I've been teaching English for the last 10 minutes. Son 10 dakikadır İngilizce öğretmekteyim. 10 dakika önce başladık, hala devam ediyoruz. I have already had breakfast. Çoktan kahvaltı yaptım. But I haven't had the lunch yet. Henüz öğlen yemeği yemedim. Ya da öğlen yemeğini almadım. I still like chocolate ice cream. Hala çikolatalı dondurmayı severim. But I don't like vanilla ice cream anymore. Artık vanilalı dondurmayı sevmiyorum. Okay. Okay, now we have an exercise also and it's the review of verb tenses. Şimdi burada şimdiye kadar gördüğümüz değişik zamanlarla ilgili bir alıştırmamız var. Bu biraz karışık zaman olarak. Read the sentences, I mean, mostly very carefully and check the time expressions and then try to complete the sentences. Şimdi cümleleri iyi okumaya bakın. Özellikle bu zamanlara dikkat ederek ona göre hangi zamanı kullanacağız? Burada karar vermemiz lazım. And number one is done. You see, this is general question. So, do you have any plans for vacation? Yani tatille ilgili herhangi bir planın var mı anlamında. Yes, I do. Evet, I am planning to go to Tokyo. Tokyo'ya gitmeye planlıyorum. Neyi planlıyorum? Diğerlerine yani just look at the rest of the sentences. And then try to complete the sentences. But we have some more exercises. Right now we'll do the exercises till 4. Şimdi 4'e kadar olanı yapacağız. Sonra diğerlerini. Okay. A. Have you ever been there before? Burada before olduğuna göre yani şu zamandan önce, şimdiye kadarki bir süreci kapsayacak şekilde soru sormamız gerekiyor. Daha önce orada bulundun mu? Gördüğünüz gibi. Bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Hayatında olup olmadığını öğrenmem için soruyorum. Yes, I have. Zaten az cevabı baktığınız zaman da present perfect olduğunu görüyorsunuz. I was in Tokyo 2 months ago. You see, there is a time expression. Specific time expression in the past. Geçmişte belirli bir zaman var. O yüzden simple past. So I use simple past in here. My brother lives there. This is general thing. Bu genel bir iş olduğu için geniş zaman kullanıyorum. Şimdi kardeşim orada yaşar. Hala da yaşıyordur. Bir zamanda vermediği için. So I go there often. Often gördüğünüz gibi present. Simple present. Oraya sık sık giderim. Where is Jessica? Şu an soruyor. Jessica nerede? She is studying at the library. Present, progressive. Şimdiki zamanı kullanıyorum. Soru zaten nerede olduğuna göre. Ama şu an bir iş yapıyor demektir. Burada herhangi bir zaman da vermediğine göre. When will she get back home? Ne zaman eve gelecek? Ya da bunu şurada şu şekilde de olabilir diye. When is she getting back home? Ne zaman dönüyor? Çünkü biliyorsunuz. Present, we use present progressive to express future times, sometimes. Burası değişir. Yani is, when is she getting, ya da when
Will she get? Her ikisi de doğru. Both are correct. In an hour or so. Cevabı da baktığınız zaman zaten ama bir saat ya da ona benzer bir vakit içinde demekti bu or so. Yani bir saat sonra anlamında. Bir saat sonra ya da yaklaşık o vakitte anlamı. In an hour or so kullandığınız zaman. Probably around 5 o'clock. Muhtemelen 5 civarı. How long? Bak dikkat edin. Bunu gördüğüm zaman hemen present perfect ya da present perfect progressive geçmem gerekiyor. Geçmişle ilgili bir zaman kullanacaksam. How long has she been studying at the library? Kütüphanede ne zamandan beri ders çalışmakta? Cevabı zaten onu gerektiriyor. Since 2 o'clock this afternoon. Buradan sonra saat 2'den beri. Bir başlangıç noktası. Point. There's a beginning point in the past. So we use since. It's not duration. Aldığı vakit başlangıç noktası. O yüzden since kullanıyorduk hatırlayın. Every day. That means simple present. Every day dediğine göre yeni zaman kullanacağım. Does she study at the library every day? Not every day but often. Her gün değil ancak sık sık. Şşş diye bir ikaz var. Demek ki şu an bir şey oluyor. My mom is on the phone long distance. Long distance şehirler arası ya da ülkeler arası uzun mesafe konuşma. Annem telefonda şehirler arası konuşuyor. Who is she talking to? Kiminle konuşuyor? Dikkat edin. Burada who is she talking to? Yani biriyle konuşuyor. Kiminle konuşuyor o? Her brother. Kardeşiyle. They have been talking for almost an hour. Dikkat edin. Hemen hemen bir saatten beri konuşmaktalar. Konuşuyor. Konuşmaktalar. Burada bir duration of time. Bir zaman süreci var. Geçmişte başlamış. Devam edin. I think her brother is in some kind of trouble. Sanırım kardeşi bir tür sıkıntıda, dert içinde. That's too bad. Çok kötü. I hope it is nothing serious. Sanırım ciddi bir şey değildir. Do you know Abdullah's new address? Genel bir soru gene. Çünkü burada herhangi bir zaman falan olmadığına göre genel bir şeyden bahsediyoruz. Abdullah'ın yeni adresini biliyor musun? Not off the top of my head. Aklımda değil. Bunun anlamı bu. Not off the top of my head. Yani aklımda değil. But I have it at home in my computer. Ancak evde bilgisayarımda var. Gördüğünüz gibi şu an. When I get home this evening. Şimdi artık iş geleceğe döndü. Bu akşam eve vardığımda I will call and then give you his address. Seni arar. Adresini arayıp seni arayıp adresini vereceğim. Will niye kullandık? Çünkü he makes the decision at the moment of speaking. Konuşma anında bu kararı verdiği için will kullanıyorum. Is going to kullanamam burada. Dikkat edin. Thanks. Teşekkürler. Or you could email it to me. Ya da bana e-mail ile yollayabilirsin. Okay, I'll do that. Aynı şekilde bak yine aynı. O an karar veriyor. Now, we continue to complete the sentences. Şimdi bu alıştırma devam ediyor. Again, pause the video and then try to complete the sentences. Okay, just again, look at the sentences. Burada bir de bir boşluk yoktu. Onda bir hata vardı. Onu da düzeltmiş olduk. Now, pause the video and complete the sentences. Okay, we stop at 5 and then we continue. Where is Johan? Bu sanırım büyük ihtimalle İspanyol ismi olduğu için bu İspanyollarda, İspanyolca'da bu J. Johan Hu diye Johan, Yu Johan bu şekilde okunuyor ya da Juan fark etmez.
Şimdi dikkat edin. For the last three days. Son 3 gündür dediğine göre he's been absent. 3 gündür sınıfta yok. Absent, yok olma. Yani bulunmama. Soru lately dediğine göre son zamanlarda. Zaten ben ne soracağım? O zaman present perfect. Has anyone seen him lately? Son zamanlarda onu gören var mı anlamında? Ya da herhangi biri onu son zamanlarda gördü mü? Dikkat edin cevaba. I have. B is speaking. I have. Present perfect. But here, simple past. Hemen şimdi cümle zamanı değişti. I saw him yesterday. Niye? Because of yesterday. Şimdi I have dediniz. Bu da zamanı. Zaman veriyorsanız değiştirirsiniz. Ama yesterday kullanmasaydınız o zaman şöyle olurdu. Yes, I have seen him lately. Son zamanlarda ben gördüm olurdu. Ama burada if you give the specific time, then you need to use simple past. He has a bad cold. Kötü üşütmüş. So he's been home in bed since the weekend. Since the weekend. Başlangıç noktası. Hafta sonundan bu yana evde yatakta. He will probably be back in class tomorrow. Dikkat edin. Time is tomorrow. So will probably. Muhtemelen yarın tekrar sınıfta olacak. How long have you been wearing glasses? Ne zamandan beri gözlük kullanmaktasın ya da giymektesin, takmaktasın? Since I was 10 years old. Since'ten sonra ne geliyordu hep? Simple past, present perfect kalıbında. Hatırlayın, remember. This is also simple past. Plus a specific time. Specific time, 10 yaşın başlangıcı. Are you nearsighted or farsighted? Nearsighted. Nearsighted, yakın görüşlü. Farsighted, ileri görüşlü. Yani uzak görüşlü. Gözlük kullanan arkadaşlar bunu bilir. Yani yakın görüş dediği yakını görüyor, uzağı göremiyor. Farsighted, uzağı görüyor, yakını göremiyor. Nearsighted. Let's go to a restaurant tonight. Bu gece bir lokantaya gidelim. Okay. Where should we go? Nereye gidelim? Yani bak, genel soru sorduğu için, yani general question. Do you like Thai food? Sorarız ya. Tayland yemeğini sever misin? I don't know. Bilmiyorum. Any dediğine göre. I've never eaten any. Hiç yemedim hayatımda. Şimdi I never eat deseydi hiç yemem. O zaman şeye gerek yok. Yani niye lokantaya gideceksin? Demek ki any dediğine göre daha önce yememiş. What is it like? Ne gibi? It is delicious. Lezzetli. Yani lezzetlidir. But it can be pretty hot. Pretty burada oldukça anlamı. Sıfattan önce geliyorsa oldukça buradaki anlamı. Lezzetlidir ancak oldukça acı olabilir. Yemek için hot geldiği zaman acı anlamında. Ama mevsim için, yani hava şartları için hot kullandığımız zaman sıcak oluyor. Aradaki bu farkı söylemiş oluyorum. Burada sıcak, pardon, acı anlamında, özür diliyorum. Çünkü burada yemek olduğu için. That's okay, tamamdır. Yani sıkıntı yok anlamında. I love really hot food. Gerçekten acı yemeği severim. There is a Thai restaurant downtown. Şehir merkezinde bir Tayland lokantası var. There is. Hala var. Çünkü there is. I've gone there a couple of times. Dikkat edin. Daha önceden anlamında. Yani birkaç defa oraya gittim. Present perfect. Ama deseydi ki last week o zaman I went olacaktı. Simple past. But here couple of times. That means before now. In his whole life. So that's why we use present perfect. The food is excellent.
Şimdi arkadaşlar bu arada hakikaten Tayland yemekleri hakikaten acı oluyor yalnız. Yani bizim Urfa, Antep yöresinin yemeği gibi. Yememiş insanlar varsa, acıyı sevmiyorsa dikkat etsin. Sounds good. İyi geliyor. Yani iyi geliyor kulağıma anlamında. I've never been to a Thai restaurant. Ben hiç Thai restoranında bulunmadım. So it will be a new experience for me. Benim için yeni bir tecrübe olacak. Çünkü daha gitmediler. Tecrübe yaşamadı. O zaman ne olacak? Olacak diyor. After we get there, dikkat edin, bak daha oraya gitmediler. Gelecekle ilgili plan yapıyor. Gelecekle ilgili planlarda biliyorsunuz cümleciklerde time clause'larda yani for future tenses we use simple present with time clauses. This is time clause. After we get there, oraya vardıktan sonra can you explain the menu to me? Bana menüyü açıklar mısın? Yani açıklayabilir misin? Sure, tabii ki. And if I can't, yapamazsam, our waiter or waitress can. Bay ya da bayan garson yapabilir. Now, this is the last part of the exercise. Şimdi bu alıştırmamızın son kısmı. Yine bir bakın, yapmaya çalışın. Sonra benimkile karşılaştırırsınız. But please pause the video. Okay, now number eight. Do you smoke? Look at the answer. Yes, I do. Zaten simple present'te geldiği için soru da o şekilde gelecek. How long have you been smoking? Ne zamandan beri sigara içmektesin? Burada have you smoked da olur. Yani have you smoked? Ne zamandan beri sigara, ne zamandan beri sigara içiyorsun? İkisi aynı anlama geliyor. Well, let me see. Şey, bir bakayım. I've been smoking ya da I have smoked. Both are correct and both have the same meaning in here. Since I was 17, 17'sinden bu yana, yani 17 yaşından beri. I've smoked for almost 4 years. Hemen hemen 4 yıldır sigara içiyorum. Yani sigara içtim. Ya da I have been smoking. Aynı şekilde doğru. Why did you start? Niye başladın? Başlangıç tarihi. Because I was dumb and stupid. Dumb, budala demek. Budala ve aptal bir çocuktum çünkü. Why sorusunu soruna göre bir reason vermemiz gerekiyor. Reason verirken de işte because, why soruyorsa because'a cevaba başlıyoruz. Do you want to quit? Bırakmak istiyor musun? Yes. I plan to quit very soon. Çok kısa bir sürede bırakmayı planlıyorum. Dikkat edin. Kısa bir sürede planlıyorum. Ya da I am planning. Bu da olur. I plan. Bu da olur. In fact, I have decided to quit when I am 20. 21'inde bırakmayı planladım. Ama daha 21'inde değil. I'll be 21 2 weeks from now. 2 hafta sonra 21'inde olacağım. On that day, o gün I intend to smoke my last cigarette. O gün son sigaramı içmeyi planlıyorum ya da içmeye niyetleniyorum. Niyetim o şekilde. That's terrific. Bu harika. You will feel much better after you have stopped smoking. Şimdi present perfect kullandık burada. Burada you stop da olur. Yani bıraktıktan sonra kendini daha iyi hissedeceksin. Zaten present perfect biliyorsunuz. Tam simple past olmadığı için. Yani burada iki tane iş var. Biri birinden daha önce olan stop bırakma olduğu için present perfect kavramı kullandık. Ancak simple present de doğrudur.
And B is asking, have you ever smoked? Hiç sigara içtin mi? Ever'la geliyorsa demek ki that means in your life. And the answer also present perfect, no I haven't. Hayır. I've never smoked a cigarette in my life. Hayatımda hiç sigara içmedim. When I was 10 years old, 10 yaşındayken, I smoked, simple past, then, again, simple past. I smoked one of my uncle's cigars. Amcamın purolarından birini içtim. Cigar, cigar, puro demek. Cigarette, sigara. My sister and I stole a couple of his cigars. Kız kardeşim ve ben onun birkaç purosunu çaldık. And went to the garage. To olacak burada. Okay, went to the garage to smoke them. Smoke them. Onları, yani onlar dedi, cigars. Puroları içmek için garaja gittik. Both of us, her ikimiz, got sick, hastalandık. Gördüm. 10 yaşındaki hadiseyi anlatıyor. Çünkü time belli. Time is clear. Since then derine göre, demek ki since öncesinde, present perfect. I have not had anything to smoke since then. O zamandan beri içmek için, yani sigara içmek için herhangi bir şey almadım. Yani ne sigara ne puro. That's smart. Bu akıllı bir şey. Now we have some sentences in here and says correct the errors. That means there are some errors in sentences. Those are either verb usage but some are miscellaneous. Çoğunlukla diyor. Şimdi cümlelerde hata var. Çoğunlukla fiillerde hata var. Bazıları karışık. Misleniyiz. Karışık demek. Capitalization, yani noktalama. Büyük harfler. Word order, kelime düzeni, sırası. Spelling, heceleme. Or agreement, ya da fiiller arasındaki uyum. Bunları çalışmıştık hatırlarsanız. Now, when, let me do like this. Yeah, we have just 18 sentences. Read the sentences and then correct the errors. Okay. Number one, I've been studying English for 8 years. For 8 years. Şeyi unutmayalım burada. 8 yıldır İngilizce çalışmaktayım. But I still have a lot to learn. Ancak hala öğrenecek çok şeyim var. I have wanted to learn English since I was a child. Since'ten sonra, after, since, I mean since clause should be in simple past with present perfect or present progressive. Bu zamanla kullanacaksak since clause hep simple past gelecek. Bunu unutmuyoruz. Çocukluğumdan beri İngilizce öğrenmek istedim. Our class has had 3 tests since the beginning of the term. Dönemin başlangıcından bu yana sınıfımız 3 test aldı. I started English classes 3 weeks ago. 3 hafta önce İngilizce ders sınıfına başladım. Simple past. I've been learning some English since that time. O zamandan beri biraz İngilizce öğrenmekteyim. I've been thinking about how to improve my English ability since I came here. Buraya geldiğim geleli İngilizce yeteneğimi nasıl geliştireceğini düşünmekteyim. But I still haven't found a good way. Ancak hala iyi bir yol bulmadım. Hala bulmadım. All of us have learned many things since we were children. Çocukluğumuzdan bu yana hepimiz birçok şey öğrendik. Evet, burada S'i ben de unutmuştum. Many things. Çoğul olacak.
When I was at my sister's house, we had an argument. Kız kardeşimin evindeyken bir tartışma yaşadık. Since then, I haven't talked to her for 3 days. O zamandan beri 3 gündür onunla konuşmuyorum, konuşmadım. Since I was very young, gençliğinden, yani çok gençliğinden bu yana, I have liked animals. Hayvanları hep sevdim, yani sevdim. I've been studying English for 3.5 months. 3.5 aydır İngilizce çalışmaktayım. I like very much the English. İngilizceyi, I like very much English olacak bu. Yine bir hata demek. Hatasız kul olmuyor. Gözden kaçmış demek ki. Çünkü bu dil olarak kullandığımız zaman İngilizce the almaz. Eğer the alıyorsa o zaman İngilizler anlamına geliyor. Ona dikkat edin. I like very much English. İngilizceyi çok severim. When I was young, my father found an American girl to teach my brothers and me English. Gençken babam kardeşlerime ve bana İngilizce öğretmek için bir Amerikalı kız buldu. But when I moved to another city, başka bir şehre taşındığımda my father didn't find, bulmadı. Bunlar hep geçmişte, in the past. For 5 years. Yani bir tane, 5 yıldır bir tane bulmadı şehirdeyken. Now I'm living here. Şimdi burada yaşıyorum. And studying in this English program. Bu İngilizce kursunda kurs görüyorum. I'm almost died in an automobile accident 5 years ago. 5 yıl önce bir otomobil kazasında neredeyse öldüm. Ölmüştüm. Since that day, o günden beri, my life has changed completely. Hayatım tamamen değişti. Since that day. Geliyor. Yani devam eden bir süreç. In my country, ülkemde, women have been soldiers in the army since 1970s. 1970s dedi. 1970'lerden bu yana kadınlar askeriyede bulunmakta ya da orduda bulunmakta. I met Abdul in my first English class last June. Geçen Haziran ilk İngilizce sınıfında Abdul'la tanıştım. He was very friendly and kind. Arkadaş canlısı ve nazik biriydi. We've been friends since that day. O günden beri arkadaşız. Arkadaşlarımız devam ediyor. My favorite place in the world is my hometown. Favori'de sevdiğim yer dünyada benim doğduğum büyük, yani kasabam ya da şehrimdir. I have lived there for 20 years. 20 yıldır orada yaşadım. My wife and I were in Bursa 2 weeks ago. 2 hafta önce ben ve karım Bursa'daydık. We went there to ski, kayak yapmak için oraya gittik. My wife broke her leg while she was skiing in Bursa. Bursa'da karım kayak yaparken bacağını kırdı. Now she's home, şimdi evde. But she cannot walk without help. Yardımsız yürüyemez. A lot of our friends have visited her since she broke her leg. Bacağını kırdığından bu yana birçok arkadaşlarımız onu ziyaret etti. The present perfect, since'ten sonra simple past geliyordu. I've been busy every day since I arrived at this city. Bu şehre geldiğimden bu yana her gün meşgulüm. I haven't eaten any kind of Chinese food for a week. Bir hafta hiçbir tür Çin yemeği yemedim. I miss it a lot. Onu özlüyorum, çok özlüyorum. Evet arkadaşlar,
Bu dersi bitiriyoruz fakat konumuz bitmiyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. See you next time.